hangi şartlarda caizdir? En üstünde orta bir yol. Yani ne kadar inkar edilir? Öğrenmek herkese farzdır. Allah'ın selamıyla selamlıyoruz sizleri. Yuvalarınıza huzur diliyoruz, memleketimize huzur diliyoruz. Mazlum Müslüman kardeşlerimizin bulunmuş olduğu coğrafyalardaki oynanan tuzakların her birinin Mevla-i Kerim'e inşallah kolaydır şüphesiz onun için ve o tuzakların her birini tuzakları kuranların başlarına geçirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyor. Tuzakları bozanların en hayırlısının da tuzakları kuranların en hayırlısının da Cenab-ı Allah olduğunu unutmamamız lazım değerli izleyicilerimiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kıymetli hocamız, Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Doçent Doktor Sayın Halil Altuntaş Beyefendi'yi ağırlayacağımız programlarından bir tanesindeyiz ve değerli hocamıza siz kıymetli izleyicilerimizin gerek sosyal medya üzerinden gerekse canlı yayına katılıp soracağınız sorularla biraz daha en azından bugün de bilmediklerimizi öğrenmiş olacağımız bir saat gerçekleştirmiş olacağız dini noktalarla ilgili. Programa katılım sağlayabilirsiniz. 0312 alan kodumuz 294 4294 telefon numaramız, kardeşlerimiz ekrana şu an yansıtmış oldular. Yine iletişim yolları sosyal medya, Facebook, Twitter, Diyanet'e soralım adreslerimiz. Buradan da iletilerinizi programa dahil edebilirsiniz, paylaşabilirsiniz. Yine soru, görüş ve önerilerinizi de paylaşabileceğiniz, biraz daha geniş paylaşımlarınızın olacağı bir mecra. Burası da Diyanet'e soralım diyanet.gov.tr mail adresimiz. Buradan da bu elektronik posta adresinden de diğer görüş ve önerilerinizi de paylaşabilirsiniz program için sorularınızla birlikte. Değerli hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Afiyet diliyoruz, sıhhat diliyoruz. Başlayan her şey bitiyor efendim. Ömür gibi Ramazan-ı Şerif de artık yavaş yavaş ortalara doğru bismillah demeye başladı. Efendim, bu girizgahtan hemen sonra Erzurum'da ilk izleyicimiz bizi beklemekteler. Evet. İzniniz olursa selam edelim. Erzurum'a hoş geldiniz. Mehmet Çengel, Erzurum'a selamlar efendim. Hoş bulduk, sağ olun. İyi akşamlar. İyi akşamlar efendim. Buyurunuz Mehmet Bey. Benim hocama bir sorum olacak. Hayırlı Ramazanlar. Allah razı olsun sizlere. Ben şimdi Erzurum merkezde bir evim var. Evet. Bir de köyde. Köye gidiş geliş yaptığımız zaman seferi namazlarımı nasıl kılacağım? Hocama onu sormak isterim. Hayırlı Ramazanlar. Hay hay efendim. Sıhhat diliyoruz. Sayın Çengel, Erzurum'a selamlar. Ama evlerin ikisi de benim. Misafir falan değilim. Yani. Peki. Peki efendim. Soralım değerli hocamıza. En azından hangi istikamette? Bu 90 kilometreyi aşıyor değil mi diğer eviniz bulunduğu yer? Aşıyor. Hay hay. 3 kilometre. Peki. Peki efendim. Sıhhat diliyoruz. Erzurum'a selamlar Sayın Çengel. Hem Mehmet Bey'in hem de onun nezdinde gerek kendi ilinde yaylalık dediğimiz işte efendim yazlık veya olan evler vardır efendim veya buna benzer farklı illerde de olabilir. Kişilerin kendine ait evleri var ise seferilik durumları nasıl olur efendim? İntikal halinde mi yoksa orada da bu seferilik geçerli mi? Bu konudaki ihtilaflar oldukça fazla ancak ilmihal bilgilerinde tercih edilen görüşe göre fıkıhlarda ağırlıklı basan fıkıh kitaplarında ağırlıklı olarak öne sürülen görüşe göre bir insanın birden fazla yerde evi varsa hatta daha geniş anlamıyla gayrimenkulü varsa oralarda gittiği zaman seferi olmaz, mukim olur deniliyor ama ağırlıklı basan görüş bir yerde evi varsa gittiği zaman evini anahtarını açıp içine giriyor kendine aitse orada mukim olur görüşü sağlam görüş gibi gelmektedir bize. Biz de onu tercih ediyoruz. Dolayısıyla bu kardeşimiz Erzurum'dan köydeki evine gittiği zaman evinde eşi de olmasa da yalnız gittiği zaman mukim olarak namazını kılabilir. Peki. O halde sadece intikal halindeyken seferiler. İntikal halindeyken seferidir. Evlere vardığı zaman her iki gidiş gelişte de mukimdir. Mukim. Peki efendim. Devam ediyoruz değerli izleyicilerimiz. Hocama selam ediyor, sıhhat diliyorum diyor Ayşe Hanım mail üzerinden. Babam kanser hastası 3 yıldır farklı tedavileri uyguladık ama hastalığı yavaşlasa da tamamen iyileşemiyor. Artık tedavi olmak da istemiyor. Sonuçlanamayacağını yorulduğunu söylüyor. Kendisini razı etmek için intihar olduğunu söyledik bunun. Hocam tedaviyi reddetmek intihar hükmünde olur mu? Caydırmak için ne yapabiliriz? Hiçbir şekilde tedaviyi reddetmek intihar sayılmaz. Ancak belki intihar benzeri bir durum olabilir, böyle bir benzerlik olabilir. Doğrudan doğruya intihar hükmünü vermek mümkün değildir. Ancak bu tedavisi mümkün olan hastalıklar için söylenebilecek bir sözdür. Burada tedavisi aşağı yukarı bütün imkanlar ortaya konulduğu halde mümkün görülmeyen,
bir takım ilaçların denemesinden ibaret bir süreç yaşanıyorsa, tedaviyi artık yorulduğunu söyleyen bir insana da ikna etmek için sen cinayet işliyorsun, intihar ediyorsun demek de çok doğru değil. Onu da biraz anlayışla karşılamak lazım. Peki, Allah şifa versin inşallah. Amin. Dualarımız onlarla. İnşallah efendim. Değerli hocam, İstanbul'dan Mehtap Hanım attığımızda. Hoş geldiniz Sayın Karacaoğlu. İstanbul'a selamlar efendim. Hoş bulduk. Hayırlı Ramazanlar. Sizlere de efendim. Buyurunuz Mehtap Hanım. Ben zekat vermek istiyorum. Yani vereceğim de bizim saf bir komşumuz var. Evet. Ona da vermek istiyorum yani. Hani ama parası çarçur eder mi diye, hani şey alsam, mesela gıda alsam olur mu diye soracaktım. Peki. Hani para yerine gıda alsam, hani zekatını, gıdasını, öyle düşündüm, olur mu diye. Yani şöyle, bu karşı şey, komşunuzu yani vermenizi engelleyen şey nedir, para olarak vermenizi engelleyen? Şey, iki tane çocuğu var, çok fakirler ama saf yani, hani parayı niye harcadın? Ha, şöyle yani akli melekeleri mi efendim, saf derken? Ha. Çok saf yani, hani peki, parayı nereye ne harcadığını bilmiyor. Evet. Eşi de öyle. Hay hay efendim, ama soralım. Ama çocukları sağlıklı, yani bir sıkıntı yok. Peki. Soralım değerli hocamıza. Bu manada bir ihtiyaç olarak mutfak ihtiyaçlarını vesairesini alsanız yine yerine geçer mi? Başka bir sualiniz var mı efendim, ekleyeceğiniz? Yok, sağ olun. İyi akşamlar, sıhhat diliyoruz. İstanbul'a selamlar efendim. Hakkınızı herhalde değerli hocam, yani açarak sormak zorundayız. Şimdi saf, tamam, tabii, mahiyeti farklı olabilir. Peki bu manada... çok harcama selahiyetlerini ellerinde bulundurmayan diyelim, tabii, bulunduramayan kişilerle ilgili olarak bunlara nasıl fitre ve zekatlarımız ulaştırılır? Tabii ki alınan, verildiği takdirde aldığı parayı ihtiyaçlarını karşılamakta değil de başka lüzumsuz yerlere harcayacağı, telef edeceği umulan, tahmin edilen kimselere ihtiyacın doğrudan kendisi temin edilmek suretiyle de zekat verilmiş olabilir. Dolayısıyla gıdaya ihtiyacı varsa gıda maddesi vermek suretiyle, yatağa ihtiyacı varsa yatak almak suretiyle, evinde kapkacak şu vesaire, bütün bunları karşılamak suretiyle, hastane masrafı varsa onu karşılamak suretiyle de zekat verilmiş olabilir. Yeter ki bu masraf yapılırken ona niyet edilmiş olsun. Peki, verebilir. Efendim, evet. Allah kabul etsin inşallah. Amin. Tüm zekat verecek kardeşlerimizden, amin, tüm fitrelerini verecek kardeşlerimizden. Eli cebe atmak biraz zor mesele değerli hocam, evet, ama... Allah atın o cebe ki, evet, diyor, hem malınız temizlensin hem de artırayım diyor. Yani. Peki. Sündüz Çeliktaş, hocama selam ediyorum diyor. Değerli hocam, ben rüyamda hep mezarlık ve ölenleri görüyorum. Aynı rüyayı iki akşamdır da görüyorum. Acaba bir manası var mı, kıymetli hocama sorayım istedim diyor. Rüya tabiri meselesi bir ihtisas konusudur. Bizim de o tarafta hiç bezimiz yoktur, öyle söyleyelim, ama hayra çıkar inşallah diye temennide bulunalım. Kendisi de hayra çevirsin yani. İnşallah. Peki efendim. Hayır olur inşallah diyelim. İnşallah. Mehmet Lan Nalbant, hocama selam ediyorum. Teravih namazına nasıl niyet etmemiz lazım kıymetli hocamız diyor. Niyet, insanın yapacağı işi gönlünden geçirmesi demektir. Herhangi bir iş için. İbadet için olursa hangi vakti namazını, hangi vaktin namazını kılacağını içinden geçirmesi farzın yerine gelmesi için yeterlidir. Ya Rabbi, senin rızan için bugünkü teravih namazını kılmaya niyet ettim demek suretiyle sözlü olarak da ifade ederse bu da mendup olmuş olur. Ama esas olan farzın yerine gelmesi, kalpten o işin geçmesi, yaptığı ne yaptığını bilmesiyle niyet gerçekleşmiş olur. Peki. Efendim, Bartın'dan Gülemen Özmen hattımızda. Hoş geldiniz Sayın Özmen. Bartın'a selamlar efendim. Buyurunuz Gülemen. Hayırlı Ramazanlar. Sağ olun, sağ olun. Buyurunuz hanımefendi. Hocama benim kurbanla ilgili sorum olacak. Buyurun. Geçen sene kurban almıştık. Gebe çıktı. Sonra doğurdu. Gebe çıktı. Onun yerine başka alıp kestik. Başka kurban. Evet. O doğurdu şimdi. Ben onu sağıyorum. Hani ben 10-15 hayvanla geçimini sağlayan insanım. Evet. Yaptı diyelim. Bunu bazıları hani sağıp yiyorsun ya da satıyorsun, sütü haram olduğu söyleniyor. Hani bu sene keserim kurban diye düşündüm. Haram, evet, mıdır süt acaba? Evet. Şöyle efendim, beslemek şöyle, kurban için almış olduğunuz bir hayvanın sütünden mi faydalanıyorsunuz? Doğru mu? İşte geçen sene kurban için aldım. Peki. Ama bu sene
Başka kurban aldım. Onu gebe diye. Hay hay. Onu kenara koydunuz. Ha. Yeni başka birini alıp onu kestiniz. Aha, Allah kabul etsin. Peki o gebe de doğurdu. Bunun keseceğim kurban olaraktan şu an salıyorum. Kendi sütünde. Koyunlarından birini mi seçmişti yoksa satın mı aldı? Satın aldı. Tamam. Evet. Peki, diğerini satın alıp kesmiş evet. Yani. Soralım kıymetli hocamıza. Kurban için bu seneki inşallah kurban için ayırmış olduğunuz bu kurbanın etinden, sütünden vesaire faydalanmak caiz olur mu? Başka bir soru var mı efendim? Şu an yok. Sıhhat diliyoruz. Bartın'a selamlar. Hayırlı evet, akşamlar efendim. Bu gibi durumda fıkıh kitaplarında verilen bilgi bu kesilmeyen hayvanın da bedelinin tasadduk, fakirlere tasadduk edilmesi yönündedir. Ancak bu alınmış zengin ise kendisine adanmış olur diye bir görüş var. Bununla da aynı manaya gelir. Yani alıp da kesmediği hayvanın yerine hayvanın ücretinin tasadduk edilmesi istikametinde bir bilgi var benim zihnimde. Şöyle hocam, yani buradaki mesele biraz karışık gibi oldu. Özür dileyerek bir kez daha zat halinize sunalım en azından anlayabildiğimiz kadarıyla. Geçen seneki kurban bayramı için bir tane kurban alıyor hanımefendi ve o kurbanı keseceklerken gebe olduğu anlaşılıyor. Tamam. Onu kesmiyorlar, kenara koyuyor. Yine kendi haznesinde, kendi sinesinde. Yine kurban efendim emrini yerine getirmek için yeni başka bir kurban satın alıyor ve onu kurban ediyor. Kendisinden o kurban düşmüş olmuyor mu efendim o sene? Bu gibi durumda fakirlerin söylediği şu: eğer bu kurbanı kesen kimse fakir ise 15 kurbanla diyor, 15 koyunla fakir, diyor. Yani kendinin kurban kesmesi diyor. De gerekmiyordu. Şimdi bu gibi durumda alınıp da kesilmeyen kurban başka kesildiği takdirde ikinci bir kurbanın da kesilmesi gerektiğini söylüyor fakirler, demin ifade ettiğim gibi. Peki. Çünkü bu durumda kendisine vacip olmadığı halde kurban satın almak suretiyle bir nevi kendine adak yapmış, nezir yapmış oluyor. Fakirlerin yorumları bu. Biz de onun dışında bir şey söylemiyoruz. Peki. Diyelim ki bu geride bırakmış olduğu kurbanın bu sene için kesecek efendim. Etinden, sütünden daha doğrusu faydalanması. İşte adak hükmüne girdi. Zaten şey yapmayacak, o hayvan yok. Onun kendinin oluyor artık o. Onu yani o hayvandan yararlanmasında bir haramlık maramlık diye öyle bir şey söz konusu değil. Ama onun bedelini ödemesinin gerekli olduğunu fakirler. Sadığı sütün bedelini ödeyecek. Sadığı sütün değil, hayvanın kurbanın kesmesi gereken hayvanın bedelini ödeyecek. Ama bu insanımız diyecek ki efendim, yani siz hangi fakihlerin hikmetinden bahsediyorsunuz iştahından? Ben onunla yiyip geçiniyorum derse ona da bir diyeceğimiz yoktur. Yani ama fakihlerin, müştehitlerin iştihadı bu istikamette bir tür adamış olduğundan dolayı. Mesela bunu yapan insan zengin olsaydı, yani kendine kurban vacip olan türden, işi gücü yerinde olan bir insan olsaydı buna gerekmez diyorlar. Bu mantıktan dolayı. O zaten kendine adamış olmayacak, dini görevini yapmak için uğraşıyordu. Dolayısıyla o nedenle bunu kesmesinde bir sakınca yok. Ama aldım. İlk aldığım zaman vacip olmadığı halde alınca sanki bunu bir adak anlamı yüklüyor fakihler buna. Onların iştihatları. Peki efendim. Hatay'la devam edelim. İsa Temel hattımız. Hoş geldiniz Sayın Temel. Hatay'a selamlar efendim. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Buyurunuz. Sayın Temel. Hocama ben soru soracaktım. Buyur. Hayırlı Ramazanlar önce. Sağ olun. Buyurunuz. Buyurunuz efendim. Şimdi hocam zekat... Benim mesela diyelim bir ticaret hanem var. Onun üzerinde içindeki malların zekatı olur mu? Yani gelirinden ziyade sadece mesela diyelim içinde 20 milyarlık, 30 milyarlık, 40 milyarlık satabileceğim malzemem var. Onun zekatı olur mu? Olur. Satmadan. Soralım. Başka bir sual var mı efendim? Ekleyeceğiniz? Var. Ondan sonra mesela bu topraktan elde edilen zekatın adı öşür müdür? Öşür yoksa mesela takvim yapraklarının arkasına geçiyordu. Öşür yoksa ayrıyeten bir sadaka cinsi midir? Bu ikincisi, topraktan verilecek zekatın nisap miktarı tutması gerekiyor mu? Veya mesela diyelim ben 50 kilo ya da 100 kilo ya da 1 ziraat ürününüz var mı sizin? Yani kendi tarlanız var mı? Sizin tarlanız var mı efendim? Ziraat ürününüz var mı? Efendim? Hocam soruyorlar efendim, size ait bir toprak işleyebileceğiniz bir yer var mı? Bana ait yok. Peki, soruyorsunuz, merak ediyoruz. Hep birlikte öğrenelim. Peki, öşür toprak gelirlerinden, daha doğrusu ürünlerinden elde edilen
malın zekatı. Başka bir sual var mı efendim ekleyeceğiniz? Diğer sorunuz neydi? Bir şey daha soruyordunuz. Diğer sorum ticarethanem var diyelim benim. Tamam. Yani, o tamam. Tabii, o tamam efendim. Orada duran mallar. Malların zekatı veyahut üretim esnasında kullandığım mesela imalathanem var diyelim. Hay hay. O malzemelerin de zekatı olur mu? Soralım değerli mesela, hocamız efendim. İş makinelerinden veya imal edilen vesaire ürünlerden soralım değerli hocamıza. Malzemenin. Peki efendim soralım kıymetli hocamıza. Satılmadan duran malzemenin zekatı olur mu? Soralım kıymetli hocamıza. Öşürle ilgili olarak da öşrün karşılığı zekat mıdır dediniz. Soralım değerli hocamıza. Başka bir sorunuz var mı ekleyeceğiniz Sayın Temel? Hocam işte bu mesela elde ettiğim buğdayın nisap miktarını çıkartıp zekatını vermemiz lazım. Yoksa nisap miktarını falan hiç tutmadan. Peki. Soralım öşür nasıl verilir? Nasıl verilmeli soralım öşür? Yani toprak mahsullerinden elde edilenlerin öşrü yani zekatı nasıl verilir onu da soralım. Bunun için bir nisap vesaire gerekli mi? Teşekkür ediyoruz. Afiyet diliyoruz katılımınız için. Hatay'a selamlar İsa Bey. Evet muhterem hocam, iş makinesi olan insanların işletim vesaire üretim noktasındaki büyük makineleri, belki mevlada çok yekün tutan, maddi külfet tutan makineleriyle birlikte o üretimde oldukları, imal ettikleri ürünler vesaire bunların tamamı zekata tabi mi olur? Evet. Yoksa üretildikten sonra bir de dükkanında, efendim sergi salonunda duran ama satılmamış olan maldan da zekat gerekir mi? Mesele şu. İmalathanelerde veya fabrikalarda üretim için kullanılan makinaların, üretim araçlarının zekatı verilmez. Onlar üretim kaynağıdır. Bunlar üzerinden üretilip satıma hazır hale getirilen, satılsın satılmasın, satıma hazır hale getirilen değerlerin zekata konu olduğunu bilmemiz lazım. Diyelim ki imalathanemizde, fabrikamızda 5 tane dokuma tezgahımız var. 100 tane dokuma tezgahımız var. Bunların 100 milyar tutuyor. Bunlardan yıllık zekat vermeyiz. Bunlar üzerinden ürettiğimiz, dokuduğumuz kumaşları sattığımız zaman veya kumaşların değeri üzerinden de yıl geçtiği zaman bunların zekatını veririz. Efendim benim ürettiğim mallar elimde durmuyor, zaten gidiyor. Bunların parasını alıyoruz. Dolayısıyla oradan makinalardan çıkan bir yıllık üretimin değeri üzerinden zekatlarını 40'ta 1, %2,5 vermek icap eder. Sanayiciler için bu iş böyle. Sanayiciler için böyle. Peki. Yani ticarethanesi olan insanlar, yani dükkanı var, al sat yapıyor. Bir şey alıp bir şey satıyor. O kardeşimiz dükkanında, raflarında bulunan malların üzerinden yıl geçenlerinin zekatını değerleri üzerinden 40'ta 1 oranında zekatlandırması gerekir. Hmm. Yani dükkanda bir yılı aştıysa ancak onun zekatını verecek. Evet. Peki yoksa yeni üretilmiş veya yeni satın aldığı bir mal hemen gelmiş. Hemen zekat tablonun üzerinden yıl geçecek. Bir yılı geçmesi lazım. Peki efendim. Öşrün karşılığı nedir dedi değerli izleyicimiz. Zekat mıdır yoksa sadaka hükmünde midir? Evet. Efendim bir de onu da sormuş olalım kıymetli hocamız. Bu öşrü nasıl veririz? Evet, öşür 1/10 demektir. 1/10 usulüyle verilen zekata öşür denir. Normal şartlar altında para ve benzeri değerlerimizin zekatı %2,5 yani 1/40 üzerinden verilirken ziraat ürünlerinde bu ürün 1/10 düşer. Daha onda bir yani 1/40 yerine 1/10'inden yani yüksek oranda daha zekat veririz. Kısacası ziraat ürünlerinden vereceğimiz zekatın nisabı miktarı 1/10'dir. Bu ziraat ürünlerinin ne kadara ulaşırsa üzerinden zekat verilir. Yine paralar gibi bir yıl beklemek gerekir mi? İlla belli bir orana gelmesi gerekir mi zekata tabi olması için? Ebu Hanife rahmetullahi aleyh der ki, tarladan ne çıkarsa çıksın zekata tabi ürünlerden onun 1/10'ini mutlaka vermek lazım. Ebu Hanife böyle der. Ama onun iki talebesi Ebu Yusuf İmam Muhammed de der ki hayır. Yani onun da bir oranı var. 5 mesk yani yaklaşık 650 kilogram olmadıkça ondan zekata tabi olmaz denir. Biz bu içtihadı uyguluyoruz. Üzerinden yıl geçmesi şart değildir. Tarla ürünü ne çıkarsa onun nisaba yani 650 5 meske ulaşır ulaşmaz onun zekatını çıkarıp vermek gerekiyor. Peki. Hasat yani orada önemli. Evet. Peki efendim. Zaten öşrün karşılığı da burada çıkmış oldu. Tabii. Bu
toprak mahsullerinden elde edilen ürünlerin zekatı. Evet. Peki. Zirai bir ifade yani. Zirai ifade. Evet. Öşür. Tabii. Öşür onda bir demektir. Peki. Zekat için kullanılırsa ziraat ürünlerinin zekatı anlamına gelir. Hay hay efendim. Devam ediyoruz değerli hocam. Yalçın Sevimli hocama selam ediyorum. Göz damlası kullanınca ağzımın tadı değişiyor hocam. Gencimde yani hissediliyor. Acaba orucu bozar mı diyor. Orucu bozmaz çünkü gözden şeye kitaplarda açıkça yazar. Bunun göze damlatılan ilacın tadı genizde hissedilse bile orucu bozmaz der. Çünkü beslenme organı mideye ulaşması onun mümkün değildir. Az olan hükm, az olan yok hükmünde kabul edilir ve zararı yok denir. Bir kardeşimiz de hocam diyor sınava girecektim diyor, girdim nitekim diyor sınava diyor ve sınavda oruç tutmadım diyor. Ancak diyor daha önce bunu yaşadım ben diyor, rahatsızlandım diyor. Yani sınavdan diyor oruç tuttum ve o zaman diyor rahatsızlandım diyor. Onun için bu sene tutmadım diyor orucu tutuyor. Ama bazı arkadaşlarım 61 tutacaksın bunu yani bilerek bugünü niyetlenmediğin için 61 gün ceza tutacaksın dediler diyor. Muhterem hocama sorayım diyor. Böyle bir şey var mı? Ama diyor keyfi olarak kesinlikle evet. Değil diyor yani. Anladım. Peki. Öncelikle Ayşe şunu ifade etmek gerekir ki kefaret dediğimiz oruçlar başlandıktan, niyetlenildikten sonra kasten bozulan oruçlar için ceza orucudur. Ama hiç niyetlenmeyen bir insan, mazeretsiz olarak o gün oruca hiç niyetlenmeyen bir insan büyük günah olmakla beraber kefaret dediğimiz hadise meydana gelmez. Niyetlenmemenin kendince bir takım haklı sebepleri varsa burada sorumluluk derecesi tabii düşer. Kardeşimizin belki de gerçek anlamda ciddi bir mazeret sayılabilir. Cenab-ı Hak affeder. İnşallah ve 61 gün oruçtan falan bahsetmek söz konusu değil. Sadece bir günlük kaza orucunu iade eder. Peki efendim. Konya'dan bir izleyicimiz hattımızda. Hoş geldiniz Konya'ya, selamlar. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar. Buyurunuz. Benim sorum şu. Ben miras konusunda soracaktım. Şimdi babadan evvel ölen evladın çocukları ve anneden sonra önce ölen evladın çocukları mirasta nasıl olur şer'an? Miras var mı yok mu bunlara? Soralım. Başka bir sual var mı efendim? Yok. Peki. Sıhhat diliyoruz. Konya'ya selamlar. Hayırlı Ramazanlar efendim. Anne ve babadan önce ölen evlatlarla ilgili olarak evet onlara dede yetimi dediğimiz durum ortaya çıkıyor. Bir çocuğun dedesinden evvel babası ölürse o çocuğun arkasından da dedesi ölmesi halinde o çocuk dedesinin mirasçısı olamaz. Çünkü insan babasına varis olur normal şartlar altında. Babasından mal alacaktı. Babası dedesinden mal alma durumuna kadar yaşamadığı için dedesinden intikal edecek mal çocuğun babasına geçmemiştir ki ondan da torununa geçsin. Ancak Kur'an-ı Kerim'deki ayetler bunu böyle tespit etmekle beraber yani dede yetimi dediğimiz çocuğun dededen miras alamayacağını ifade etmekle beraber fıkıh şunu da söyler Kur'an-ı Kerim. Miras malı bu durumda taksim edileceği zaman yetimler, yoksullar sizin yanınıza gelir, taksimde hazır bulunurlarsa onların da gönüllerini hoş edin, onlara da mirastan bir şeyler verin der. Dolayısıyla resmen hak sahibi olmamakla beraber yine de onları memnun etmek manasında dağıtılan maldan bir şeylerin verilmesi Kur'an-ı Kerim'in tavsiyesidir. Peki. Hocam. Bir izleyicimiz de Uli Bey, Ulvi Rıza selam ediyorum demiş değerli hocamıza. Bir konuda kıymetli hocamızdan bilgi rica ediyoruz diyor. Öteden beri bizim bilgimiz oruçla ilgili olarak işte yenilen, giren, vücuda alınan bir şey orucu bozar. Ancak muhterem hocamız bir bölümde mideye ulaşması lazım. Mideye ulaşanın. Bundaki farkı anlatabilir mi değerli hocamız izah edin. Mesele şu, vücuda giren her şey orucu bozar, vücuttan çıkan her şey abdesti bozar gibi bir ilkemiz var. Burada mesele şu, fakihler temelde orucu bozan şeylere bakmışlar. Yeme ve içme. Üçüncü madde olarak cinsel ilişki. Bu konuda cinsel ilişkiyi kenara bırakalım. Yeme ve içme orucu bozar. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan bize gelen orucu bozan şeyler bu temel üç nokta üzerinde toplanıyor. Cinsel ilişki, yeme, içme. Kur'an-ı Kerim'de de bu ifade ediliyor. Dolayısıyla bunun dışındaki
bütün hükümler kıyasen, yani bu üç maddeye kıyasen ulaşılmış çözüm yollarıdır. Bu şimdi yeme içmenin amacı ne? Burayı düşünüyoruz. Yeme içmenin amacı beslemektir. Vücudun gıda ihtiyacını gidermektir. O halde vücuda girse de gıda ihtiyacıyla alakalı olmayan şeylerin orucu bozmaması lazım. Hüküm bu. Mantık budur. Şimdi Ebu Hanife Hazretleri'nin içtihadına göre vücuda girmek meselesini şöyle alıyor. Vücuda giren yemek yendiği zaman vücuda girmiştir değil mi? Evet. O halde vücuda giren başka şeyler de orucu bozar. Genel fıkıh fakih mantığı der ki vücuda girip besleyenler, çünkü yemek girer ve besler, başka bir şey yapmaz. Su girer ve besler, başka bir şey yapmaz. Dolayısıyla Ebu Hanife'nin mantığına göre vücudumuza bir demir soksanız, vücutta kaybolsa oruç bozulur. Besleme imkanı, besleme özelliği olmasa da. Yani bu çok şey... Ok meselesi yani. Bir aynı o meselede, evet, demirin temreni girerse. Kısacası onu dikkate almaksızın genel fıkıh ilkelerini ele aldığımız zaman vücuda girip vücuda besleyici nitelikte olan gıdaların orucu bozması lazım. Bu mantıktan hareketle vücuda vurulan iğneler de mesela buradan aslında çıkıyor. İğne. Besleyici olursa mideden mide yoluyla hazmedilmiş hükmüne ilhak edilerek orucu bozduğu söylenir. Yok tedavi, ağrı kesici bir iğne vurdunuz. Evet. Onun da besleyici özelliği olmadığı için de orucu bozmadığını söylüyoruz. Peki efendim. Peki mesela hocam cinsi nokta. Mesela şehvetle bakmak da mı aynı şey? Şehvetle bakmanın, şehvetle mutlak anlamda bakmak orucu bozmaz. İnzal olmak orucu bozmaz. Bakmak suretiyle inzal olmak orucu peki, bozmaz. Peki efendim. Devam ediyoruz değerli izleyicilerimiz. Ankara'dan Fethiye Koca hattımızda. Hoş geldiniz Sayın Koca, Ankara'ya selamlar. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Buyurunuz Fethiye. Hocam benim sorum, hastanelerde kullanılan dezenfektanlar, alkoller üzerimize dökülürse namaza mani olur mu? Bu şekilde kılınan namaz sahih midir? Peki başka bir soru var mı efendim? Yok, teşekkür peki, ederim. Sıhhat diliyoruz Sayın Koca. Evet, bu tür temizleyiciler değerli hocam. Tabii temizleyici olarak kullanılır. Evet, onların kullanılmasında bir sakınca yok. Üzerimize döküldüğünde namazla şey ilgili. Bunlar uçup giderler. İçerisinde bulunan alkoller zaten elbiseye sürülür sürülmez uçup gider. Doğru. Uçup gittiğini nereden anlıyoruz? Elimize sürdüğümüz zaman elimizde hemen bir serinlik oluyor. Onun anlamı nedir? Alkol vücudun ısısını alarak buharlaşıyor. Doğru. Buharlaşınca ortada bir şey kalmıyor demektir. Evet. Peki efendim. Betül Hanım, hocama selam ediyorum demiş. Nereye yazacağımı bilemedim hocam. Genelde yoruma dayalı cevaplar geliyor ama hakikate buna dair bir rivayet var mı onu da bulamadım. Kıymetli hocama soruyorum. Zulmeden bir komşunuz var ve taşınacak. Bu durumda helalleşmek için kapınıza gelecek. Sorum şu ki kasıtı yaptığı için hakkımı helal etmek istemiyorum. Bu durumda affetmek zorundayım. Yoksa mahşerde hakkımı almak için herkesin hesabının bitip sıranın bana gelmesini beklemem lazım mı? Buna delil olarak da değerli hocam demiş, bazı şeyler söylemiş değerli izleyicimiz. Zenginlerin fakirlerden 500 yıl önce cennete gireceklerini söyleyen hadis falan var demişler. Hakikati nedir muhterem hocam? Burada söylenecek olan şey, bilgilerin önemli bir kısmı yanlış. Peki. Yani aktarılan bilgilerin önemli bir kısmı yanlış. Bir kere helallik dilemek gerektiği konusunda hepimizin görevidir helallik dilemek. Ama helallik dilenilen kimse hakkını helal etmek zorunda değildir. Helal ederse büyük bir mevki kazanır Allah katında. Çünkü Allah katında onun daha fazla mükafatını alacağını umabilir. Helal etmezse efendim kıyamet gününde Allah hesapları görünceye kadar ben bekleyeceğim gibi bir mantık Allah'ın kudretine aykırıdır. Böyle bir şey olmaz. Cenab-ı Allah seri'ul hisab, hesapları süratli gören Rab'dir. Dolayısıyla senin, benim, onun, bunun hesabını görmek için zamana ihtiyacı yok ki Allah'ın. Senin hesabın görülünceye kadar cennete girmekten geri kalasın. Keşke ben cennete girmeye garantileyim de biraz bekleyeyim. Peki. Ki kaldı ki bekleme diye bir şeyde bir şey yok yani, onu da söyleyeyim. Peki tavsiyeniz nedir? İsmi neymiş? Betül Atıcı. Efendim böyle çok basit. Çok zulmetmiş komşusu anlaşılan ama. Zulmetmişse peki. Yani helalleşsin, ne olacak? Kendisini o komşusunun yerine koysun. Zulmeden kendisi olsaydı bu evet. İnsanımız ne beklerdi? Affedilmeyi beklerdi. Peki. O da âli cenaplık göstererek affederse güzel bir iş yapmış olur. Peki. Kısa bir aradan sonra birlikte olacağız. Ayrılmayınız. Thank you.
Değerli izleyicilerimiz, birlikteliğimize devam ediyoruz. Doçent Doktor Sayın Halil Altuntaş Beyefendi bizleri bilgilendirmeye devam ediyorlar. Dini konularla ilgili Denizli'den İbrahim Karataş hattımızda. Hoş geldiniz Denizli'ye, selamlar Sayın Karataş. Hoş bulduk, iyi günler. Sağ olun, buyurunuz İbrahim Bey. Benim kulak konusunda bir sorum olacaktı. Ben bir tane ilimizin vergi dairesine memur olarak atandım. Evet. Ama benim bu atandığım sınav sadece KPSS ile değil, KPSS'den sonra kurumun yaptığı sınavı da geçtim, KPSS'yi de geçtim. Ama bundan sonra sözlü mülakat, yani mülakat aşaması vardı. Mülakat aşamasına girdim ben, hani kendi bir isteğim olmadan, benim ailem benim isteğim olmadan, rızam alınmadan, yani 15 gün önce falan bir yerlerle görüşmüşler benim adıma. Hani referans olsun diye, torpil olsun. Peki. Diye. Ben de dini hassasiyetleri olan biriyim hani bu kulaklık konusunda. Ben artık en son gün öğreniyorum bunu, mülakata gireceğim son gün öğrendim benim adımla görüşüldüğünü. Ben artık son çare olarak komisyon bana 8 tane soru sordu. 5 tanesini yanıtladım. 2 tanesini yanıtlayamadım. Bir tanesi yarım kaldı. Komisyona dedim ki hani ben dini hassasiyetleri olan biriyim. Eğer dedim başkalarının hakkına girerek memur olmaktansa dışarıda askeri ücretle çalışmayı tercih ederim dedim. Beni dedim hak ediyorsam öyle alın diye komisyona söyledim. 3 tane kişi var komisyonda. Evet. Önemli olan senin başarın. Biz bunu değerlendiririz. Onu dikkate almayız dediler. Peki. Ama hani bunu kendilerine açık etmemek için veya ondan mı yaptılar yoksa soralım. Doğru muydu? Şöyle soralım. Şöyle soralım efendim. Yani genelde tabii ki komisyona muhterem hocalarımız daha iyi bilirler. Vicdani evet. Ve farklı muhasebelerini yapmış insanları genelde, yani iradi noktada çok kimseyi dinlemeyecek insanları sokarlar. Soralım değerli hocamıza, birilerinin ricacı olması, referans olması noktasında ricacı olmasının buradaki noktayı nazarı nedir? Kul hakkı ile ilgili noktayı nazardan en azından kıymetli hocamız, hem bizler için şahsımla birlikte her birimizin payına düşecek inşallah nüansları alalım. Başka bir soru var mı İbrahim Bey? Bu konu yok, başka sorum yok. Peki. Bu 8 tane soruyu sormuşlar. Hay onu anladık efendim, sorun yok. 2 hani... sınavdan da geçtiniz. 8 soru var. 5'ini cevapladınız, biri yarım kaldı. İkisi cevaplanmadı. Niyetiniz de ortada. Soralım, öğrenelim. Sıhhat diliyoruz yani Sayın Karataş. Aileme de benim bir talebim olmadı. Habersiz olarak görüşülmüş. Mevla inşallah afiyetler ihsan etsin efendim. Sıhhat diliyoruz. Denizli'ye selamlar. Afiyetler diliyoruz. Evet değerli hocam. Güzel bir hassasiyet de biraz aşırıya kaçmış bir hassasiyet. Güzel bir şey. Normal şartlar altında imtihana jüri üyeliği yapan insanlar manevi sorumluluğu taşıyan insanlardır. Evet. Bu kardeşimiz de ilk 2 imtihanı kazanmış. 3.sine geldiği zaman da taşıdığı endişeyi açıkça jüri üyelerine belirtmiş. Onlar da biz senin başlarına bakarız demişlerse biz daha neye bakacağız? Doğru. Mesele şudur. Soruların tamamını bilmek şart değildir. Komisyonda öyle bir durum olur ki soruların yarısından fazlasını bilmezsiniz ama sizi gene layık görürler. Çünkü mülakatın anlamı sadece sorulan soruların cevabını almak değildir. Liyakat. Defalarca yaptığımız bu iştir bizim. Odaya girişinden, selam verişinden, oturuşundan 2 soru sorarsınız, bilemez. Ama onları gündelik hayat içerisinde 3 günde öğrenecektir. Ama öyle esaslı falsoları vardır ki adamın her şeyi bilse yine memur olmaz. Bunlar jürinin şeyine kaçmaz. Peki. Jürinin inisiyatifine bırakılmış şeylerdir. Evet. Vicdanı rahat olsun arkadaşımızın. Peki. Nitekim yani bu jüri üyeliği noktasındaki insanlar da farklı kıstaslardan geçmiş herhalde bu noktada. Yani o işin yani, erbabı insanlar. Tabii yani. Şöyle peki. Bu kardeşimiz her kötü ihtimal, olumsuz ihtimalleri dikkate alalım. Ben böyle memur olmak istemem, haksızlık olma. Açıkça kimse bunu söyleyemez zaten. Evet. Bu kardeşimiz söylemiş ve onlar da hoş karşılamışlar. Buna rağmen de imtihanı kazandırmışlarsa endişe edecek bir şey yoktur diye inşallah düşünüyoruz. Evet. Aksine çizmeleri lazım yani. Tabii. Peki. Efendim Malatya'dan Ömer Yılmaz hattımız. Hoş geldiniz Malatya'ya, selamlar Sayın Yılmaz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Aleykümselam. Buyurunuz Ömer Bey. Benim sorum hocam bu dizde ilk eklem mevsallarımdan ağrı vardı. Doktora gittim, amer falan çektiler. Sıvı azalmış, iğne yapacağız dediler. Orucu bozar mı bozmaz mı diye de tereddüt ettim. Yaptırmadım, öyle bekliyorum.
Evet. Peki bu yapılacak olan iğne efendim besleyici bir özellik mi taşıyor? Onu bilemiyorum. Onu doktor da dedi. Ben bilemem dedi. Benim öyle bilgim yoktur dedi. Ortopedici. Ha, peki. Bir kez daha soru noktada bir şey var mı hocam? Yani vitamin iğnesiyle tedavi edici iğneyi doktor ayıramaz mı? Soru peki sorma. Ya. Yani. Şöyle efendim. Buradaki durumunuz ne Ömer Bey? Durumu şu. Diz eklemlerimden ağrılar vardı. MR falan çektiler. Hay hay. Sıvısı mı azalmış galiba? Onun için iğne yapacağız dediler. Peki. Soralım. En azından biz değerli hocamıza soralım. Genelini en azından almış olalım. Her ne olursa olsun cevap. En azından siz gideceğiniz o hemşire hanım vesaire kimler yapıyorlarsa onlar bilirler. En azından doktor bilmiyorsa. Teşekkür ederim. Biz ona göre en azından değerli hocamızdan cevabı almış olalım efendim. Sıhhat diliyoruz, evet. Afiyet diliyoruz, şifa diliyoruz. Malatya selamlar Ömer Bey. Evet. Evet muhterem. Söyleyeceğimiz şey şu. İğne vücudu besleyici vitamin türünden serum bir iğne ise serum mesela serum içerisinde vitaminler vesaire katıldığı için serum orucu bozar. Ama baş ağrısını kesmek için vücudu anestezik hale getirmek, uyuşturmak için vesaire bu tür iğnelerin orucu bozmadığını söylüyoruz. Hangi iğneden vurulacağını bilmedi. Ben de hastayım tedavi olmam lazım. Vurdurursunuz sonuçta bir gün kaza edersiniz. Bunun ötesinde bir sonuç yok. Peki. Sonuç çıkmaz. Peki en kötü ihtimal zaten kötü iğneyi vuracak kişi bilir yani hocam. Tabii. Peki efendim. Yani bey amcamız en kötü ihtimal iğneyi vuracak arkadaşımıza, kardeşimize veya diyecek doktora bu veya ne tür bir iğnedir? Besleyici midir, tedavi edici midir? Rica ederse anlarlar onu. Peki. Efendim devam ediyoruz. Şöyle bir soru var. Twitter üzerinden Muhammed Şahit Dilek hocama selam ediyorum. Oruçluyken midem bulandı ve şiddetli bir şekilde istifra ettim ve sadece bir bardak suyla hap attım diyor. 61 mi, bir gün mü hocam? Şimdi bu tabii istifradan dolayı oruç bozulmazdı. Kendi isteği dışında olduğu için ama sonradan içtiği suyu baş ağrısını gidermek, geçirdiği o rahatsızlığı şey yapmak için içmişse kefaret gerekmez, kaza gerekir. Peki. Ama hiçbir şey yoktu. Zaten hasta olmasa o insan istifra etmezdi. Demek ki başının geçirdiği rahatsızlığı telafi etmek için bunu içti. Ondan kefaret değil, inşallah bir gün kaza gerek. Normalde de mesela hocam istifra orucu bozar mı? İstifra ağız dolusu kusmak kendiliğinden olursa orucu bozmaz. Ama kendi yani sunuyla, kendi yapmasıyla olursa kaza gerekir. Peki efendim. Dahli yoksa sorun yok. Evet. Peki. Bir soru daha değerli hocam. Yine sosyal medya üzerinden gelenleri şöyle hem soralım. Muhammed Sapancı hocama selam ediyorum. Hayırlı Ramazanlar diyor. Sorun bir yıl önce nişanlandım. Bize imam nikahı kıydılar. Biz 4 ay sonra ayrıldık diyor. Ben nikahımı vermedim. Ayrıldığım nişanlım da evlendi. Ne yapmam gerekiyor hocam demiş. Bu kardeşimiz hemen nişanlıyken nikahladığı o hanımı hemen boşamalı. Hala vebal altında kalıyor. Her ikisi de günah altında. O nişanlım dediği hanımın yaptığı öbür evlilik geçersizdir. Onu da haberdar etmek sorumluluğundadır. İmkanı varsa. Ama behemhal şu anda onu boşamalıdır. Yoksa vebalini kendisi de taşır. Peki bu boşamayı, bu tür bir olay varsa muhtemelen görüşmeyeceklerdir. Nasıl mesela? Kendi kendine bunu söylese yeterli midir efendim? Bulunduğu yerde, kendi mecrasında. Boşadım dediğim boşamış olur. Yani duyurmasına gerek. Hayır, ben şu anlamda diyorum. Yeniden nikah kıyması lazım öbür tarafın. Tamam. Yani bu beyefendi diyelim boşadım diyecek. Kendi kendine bunu söylemesi, karşının duymasına gerek. Duyması şart değil. Şart hayır, değil. Yani hayır, bizi hayır. Şu an dinliyorsa bu kardeşimiz. Tabii ben boşadım derse bu mesela iş bitmiş olur. İş öbür tarafa kalır. Öbür oraya tarafa da uyarsın yani. Bir uyarsın, uyarsın. Böyle bir durum var. Nikah kıyması lazım diye. O da dini bir görevidir. Peki. Çünkü bir Müslümanın özellikle günaha dalmasına sebep olmak, özellikle kasten bunu yapmak da vebaldir. Peki. Bir şekilde nişanlandınız, nikahlandınız, ayrıldı sizden gitti. Olabiliyor. Israrın anlamı yok. Gitmiş başkasıyla evlenmiş. Boşamazsanız, bunu bile bile yaparsanız vebal altında kalırsınız, onu söyleyelim. Peki efendim. Konya'dan bir izleyicimiz. Hoş geldiniz Konya'ya, selamlar. Hayırlı günler, hayırlı Ramazanlar diliyorum. Efendim. Buyurunuz. Ben hocamıza şunu sormak istiyordum. Şu an ben namaz kılıyorum. Fakat önceki yıllarda kılmadığım kaza namazlarım var. Çok fazlaca miktarda var.
Şimdi bazen duyuyorum böyle muhabbetlerde, konuşmalarda hocalar diyorlar ki öncelikle kaza namazlarınızı ödemeniz gerekiyor. Teravih namazı değil veyahut diğer önemli gecelerde kılınan namazlardan ziyade bunlar kaza namazlarınızı kılmadan haram olur, olmaz, kabul olmaz gibi şeyler diyorlar. Gerçekten teravih namazını yerine kaza namazları mı kılmalıyız? Benim aklıma böyle bir soru takıldı da. Soralım değerli hocamız efendim. Soralım, başka bir soru var mı hanımefendi? Teşekkür ederim. Sıhhat diliyoruz. Konya'ya selamlar. Evet değerli hocam. Bu mesele Şafii mezhebine göre böyledir. Doğrudur. Şafii mezhebinde kaza namazı olan insanlar nafile namaz kılamazlar. Teravih de nafile olduğu için önce nafile teravih kılma imkanı varsa onu kaza olarak kılması lazım. Yani kaza namazını kılması lazım. Yani teravihe uyar ama kaza niyetine. Tabii ancak bunda kastedilen hayır. Yani İmam Şafii'ye göre öyle, bu arkadaki kardeşimiz Şafii olmadığı için. Hayır, Şafii anlattığınız için efendim. Tabii, Şafii anlattığım için söylüyorum. Bu durumda olan insanlar Şafii mezhebine göre işi gücü bulduğu her boş vakitte kaza namazı kılacaktır. Bunun anlamı budur. Efendim ben işimi gücüm geldim, yatıyorum, boş vaktim var, durayım. Ama namaz kılacağım zaman teravih kılmayayım çünkü benim kaza namazım var. Mantık bu değil. İmam Şafii Hazretleri'nin içtihadının temelinde yatan mantık, Müslümanın tek derdi, boş vakitleri açısından tek derdi, kaza namazı borcundan kurtulmak. Madem ki farz namazlar, nafile namazlardan önce gelir, o halde ben önce kaza namazlarımı yapmalıyım, nafile yapmaya vaktim yok anlamındadır. Hanefi mezhebine göre böyle mantık yürütülmemiş, içtihad edilmemiş, denmiştir ki evet bir insanın hem nafile namaz kılar hem de kaza namazlarını kırar. Yeter ki onları kılmayı planlasın ve kaza namazlarına da ağırlık versin, nafile namazı kılar. Boş zamanların tamamını bu insan namazda geçirecek olmadığı için bir taksim yapacağına göre nafile namazları için bir vakit ayırır, kaza namazları için de bir vakit ayırır. Pratikte bu daha makul gibi geliyor. Peki. Yani hem teravihi kılsın hem de uygun zamanlarda kazalara devam etsin. Kaza namazlarına devam etsin. Peki efendim. Evet, muhterem hocam İstanbul'dan bir izleyicimiz. Hattımızda hoş geldiniz İstanbul'a. Selamlar efendim. İstanbul'daki izleyicimiz. Buyurunuz hanımefendi. Merhaba, hayırlı. Merhabalar. Sağ olun, buyurun. Benim sorum, teravih mukabele yapıyoruz. Biz mukabeleye gidiyoruz. Evet. Kadınlar özel günlerinde mukabelede Kur'an tutmadan yanındaki kişinin Kur'an'la göz gezdirerek bakarak okuduktan sonra onu tekrar okuması gerekiyor mu? Soralım değerli hocamız efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Başka bir soru var mı? Teşekkür ederim. Hakkınızı helal edin. Çok sağ olun. Dua bekleriz. İstanbul'a selamlar. Hanımefendinin tam da bu sözüne benzer bir şey efendim. Bu yakınlarda özellikle duyduk. Bazen bazı bu mukabele okutanlar diyorlarmış ki hanımlara, siz özel zamanınızdasınız, şimdi bunu dinlediniz veya gözünüzde baktınız, bu size farz oldu. Daha sonra geleceksiniz, hangi sureleri, hangi ayetleri, hangi cüzü okuduysak siz de bunu okuyacaksınız. Çünkü üzerinize farz oldu diyorlarmış. Var mıdır böyle bir şey? Nitekim aynı şeyi, benzeri bir şeyini soruyor. Yani gözümüzdeydi. Böyle bir şey yok. Evet. Yani yanlış. Bu sorduğunuz sorunun cevabı yanlış. Evet. Dolayısıyla özel durumundan dolayı sayfaya bakmak yahut da dinlemiş olmak ne bir vebal getirir ne de sorumluluk yükler. Ama hatme gelince hatim veya mukabele bizzat okumak suretiyle Kur'an-ı Kerim'i hatmetmektir. Dolayısıyla özel durumunda olduğu için okuyamayan, sesli olarak okuyamayan, sadece bakmak durumunda olan kardeşlerimiz o cüzleri okumamış olurlar. Temizlendikten sonra o cüzleri kendileri okusun, tamamlasın. Eğer hatim ediyorlarsa. Hatim tamamlayacağım diyorlarsa. Bu iş böyle yani. Tabii yani. Peki. Yoksa okumadığı cüzleri okumazlarsa 300, 200, 500 eksik okumuş olurlar. Aynen. Mesele bu. Peki. Ama yani bir özel gündeki bir hanımefendi gitti bir mukabele dinliyor. Orada okunan diyelim işte bir cüzü aldı. Efendim. O söylenen şu manadadır. Yani hatminizi tamamlamak istiyorsanız bunu yapınız anlamında. Peki efendim. Efendim o zaman İstanbul'dan bir başka izleyicimiz hattımızda. Hoş geldiniz. İstanbul'a selamlar. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Buyurunuz beyefendi. Selam olsun devletimin vücudu kuruluşuna, Diyanet'e. Buyurunuz efendim. Ben şunu öğrenmek istiyorum efendim. Ben şimdi bir tane ev aldım. Daha önce bir evim hayırlı vardı. Hayırlı olsun. Evet. Allah'ın önce kredini aldım 2008'de. Evet.
borcu devam ediyor. Öbürki evi kiraya verdim. Bunun zekatı var mı? Soralım devam değerli edelim. Hocamıza. Bir tane daha sorum var hocam. Buyurunuz beyefendi. Şimdi bu 2008'de 2009'da iki oğlum var ellerinizden öperler. Allah afiyet versin. Amin. İkisi de büyük. Büyük oğlum birisi işte 2008'den beri kendi kafasına göre yaşıyor. Dolaşıyor. Bu yeni alınan evde onun hakkı çok az bir şey var. Diğer oğlum çalıştığını getirdi bana teslim etti. Beraber borcu diyoruz. Ben kendim ola ki hak vaki olmadan önce bu bana yardım eden oğlumun hakkını öbürküne nazaran daha korumak istiyorum. Çünkü öbürkü kendisi 3-4 milyar maaş aldı. Gidi işte gezdi. Şu ana kadar halen devam ediyor. Evet. Yarın o ölüm hak olduğunda bu yeni yalanın evi diğer oğlumun üstüne yapmak istiyorum. Soralım değerli hocamıza, yani evlatlar arasında her ne kadar yardımcı olup olmama adına da olsa ayrım yapmak hususunu, daha doğrusu koruyucu olma diyelim sizin ifadenizle. Başka evet, bir öyle. Sual var mı efendim? Başka bir sualim yok da ben telefona diliyoruz. Kapatmadan... Hay arkadaşlarımız yardımcı olurlar efendim. Hatta kalınız, ayrılmayınız. Kardeşlerimiz yardımcı olacaklar. Evet, muhterem hocam. Kiradaki evden zekat gerekir mi? Yani iki gayrimenkullerin üzerinden zekat gerekmez. Borçlu olsun olmaz. Borcu olsun olmasın. Peki. Gayrimenkulden, taşınmazlardan zekat gerekmez. Bunlardan elde edilen gelir varsa... Gelirleri belli bir meblağa ulaşır ve üzerinden de bir yıl geçerse zekat o zaman gerekir. Bu kardeşimize evinden dolayı zekat gerekmez. Kira geliri bir yıl geçerse üstünden ve 80 gram yani. Altın olsa borcunun dışında o zaman zekat gerekir. Peki. Oğullarıyla ilgili ne? Oğullarıyla ilgili yanlış anlamadıysam efendim çocuklarımdan birinin hakkı öbüründen daha fazla mal üzerinde. Evet. Dolayısıyla ben ona bundan ayırıp versem olabilir mi? Genelde insan sağlığındayken... Yani onun üzerine yapacağım diyor hocam. Tamam, dilediği gibi tasarrufta bulunabilir. Yani bir mal, mesela özellikle bir mala sahip olmuş, bir ev sahibi olmuş bir adam. Bu ev sahibi olurken çocuklarından ikisi de çalışmış ama birisi işte 1/4'ünü çalışarak yapmış, öbürü de 1/4'ünü çalışarak yapmış. Bu mal gerçekten babaya ait bir malsa, yani çocuklar çalışırken bunu babaya yapmışlarsa, o zaman mal babanındır, dilediği gibi tasarruf eder. Ancak ya çalışan çocuklar kendileri adına bunu çalışmışlarsa, herkesin hissesi kendine olur. Bir, çocukların çalıştığını dikkate almayalım, mal doğrudan doğruya babanın. Baba sağlığında çocuklarından birisine veya ikisine sağlığında malı temlik edebilir, verebilir. Vasiyetten bahsetmiyorum bakın. Vasiyet ayrı bir şey. Vasiyet ölümden sonrası için geçerli tasarruf. Hayattayken. Bu hayattayken filanca bağımı filanca oğluma verdim, filanca evimi filanca kızıma verdim diyebilir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken şey, hak her ne kadar bunu yapmaya yetkisi varsa da çocuklar arasında haksız bir tefrikaya, haksız bir tefrikaya sebep olacak davranışlardan mümkün olduğunca sakınmak lazım. Kardeşler arasında husumete sebep olacak durumlardan sakınmak lazım. Peki. Yani diğerini de gözeterek olabildiğince. Peki. Yani birine bir miktar daha fazla verebilir ama birine hiç veya çok az, öbürüne çok fazla eğer makul bir sebebi yoksa bundan kaçınmak lazım. Peki. Efendim İstanbul'dan Zeynep Hanım attığımızda hoş geldiniz Sayın Kaya. İstanbul'a selamlar. Hoş bulduk. Hayırlı günler hocam. Sağ olun. Ben zekatla ilgili bir soru soracaktım. Buyurun haber. Şimdi biz kiracıyız, kirada oturuyoruz. İşte 10 yıldır böyle ufak ufak birikim yapıyoruz. Hani ev alabilmek için bir ön paramız olsun diye. Bir işte altın, 13 milyarlık altınımız var mesela. Evet. Burada bize zekat düşüyor mu? Bir de ayrıyeten böyle işte bir borç verdiğimiz paralar var hani elimizde var diye 7 milyar kadar. Onlar evet. Nakit olarak ama 13 milyar altın olarak. Hay hay efendim. Yani bunlara biz şimdi nasıl o zekat vereceğiz, verecek miyiz? Onu peki bu şöyle elinizdeki bu ürünlerin üzerinden bir yıl geçmiş mi efendim? Geçti. Peki soralım değerli geçti. Hocamıza. Başka bir soru var mı hanımefendi? Yok. Bu borçlarınız da alacak değil mi? Kuvvetli alacak yani. Ha, verdik alacağız. Peki geri efendim. Alacağız. Hani elimizde tutuyoruz ev alalım diye. Peki hani ihtiyacı olana veriyoruz. Peki. Geri alacağız onu. Allah inşallah afiyetler ihsan etsin. İstanbul'a selamlar i̇nşallah. Sayın Kaya. İyi akşamlar. Evet değerli hocam 20 bin lira kadar ortalama diyelim bir meblağ.
ne kadarını zekat vermeliler ve gerekir mi diyor hanımefendi? Evet, mesele şu. Bir genel ilke, bir insanın elinde şartlarını taşıyan bir meblağı varsa üzerinden yıl dolmuşsa bunun zekatını verir. Ancak Hanefi mezhebindeki bir içtihada, bir görüşe, fıkhi görüşe göre zaruri ihtiyaçlar için biriktirilmek üzere elde bulundurulan paralara zekat gerekmezler. Hanefi mezhebinde çok kullanılan bir kaynaktaki fetva budur. Benim arzana tavsiyem şudur, böyle bir fetva bulunsa bile bu kardeşlerimiz ellerindeki paranın zekatını verirlerse inancım odur ki Allah Teala Hazretlerinin buyurduğu da odur ki artır. Mallar artar eksilmez. Dolayısıyla çok dişimden tırnağımdan arttırarak biriktiğim paranın nasıl kırkta birini vereyim düşüncesini hiç taşımadan zekatını vermelerini ben tavsiye ederim. Hanefi mezhebindeki o fetvayı, o içtihadı hatırlattıktan sonra da bu şahsi uyarımı da yapayım. Yani 20 bin lira %2,5 ortalama gayet 500 basit, lira gibi bir rakam. Bu kadar bir basit. 500 lirayı Allah rızası Hadi. İçin tasadduk edecekler. Hadi. Peki efendim. Evet, devam ediyoruz. Fakire verecekler değil mi hocam? Yani tasadduk. Bir taşa toprağa, efendim camiye, hastaneye hayır, değil. Zekat yani. Kimlere verilirse oraya verecekler. İnsan yani. Tabii. Peki. Fakirin hakkıdır yani. Peki. Hocam son 1-2 dakikamız. Soralım. Bir zekat sorusu daha Ercan Ekşi sormuşlar. Hocama selam ediyorum. Zekat erzak olarak da verilir mi hocam? Demiş. Verilir. Peki erzak cinsinden mesela bizim gıda, bu zekat... gıda maddesi türünden de verilebilir. Bizzat ihtiyacı olan neyse mesela bir insan zekatını para olarak verebileceği gibi parayı zekatı vermeyi düşündüğü insanın ihtiyacı, meşru ihtiyacı neyse o ihtiyacını hangi yolla giderebiliyorsa gidermesi de zekata sayılır. Yani kredi kartı borcu var, götürdünüz, yatırdınız, Allah razı olsun. Tabii. Evlendi, yeni evlendi, tabii. Ev kiraladınız, kirasını 3 ay, 4 ay verdiniz, Allah razı tabii. olsun. Veya eşya aldınız, veya düğününü yaptınız. Evet, yahut da peki. mutfağına gıda maddesi götürdünüz, bu soruda olduğu gibi zekata yazabilirsiniz. Peki efendim, Allah razı olsun. Umarız böyle sosyal hayata döner biraz da böyle İnşallah. Zekat. Hep böyle bir gruplar arasında evet. kalıp da farklı yerlerde evet. o alkolün değdiği gibi efendim buhar olmaz. Buharlaşmaz. Efendim Osman Akar hocama selam ediyorum demiş mail üzerinden. Benim sorum evden 77 kilometre uzakta bir şehirde çalışıyorum. Taksici olarak ve bu çalıştığım şehirden 40 kilometre daha uzağa gittiğim başka bir şehir var. Bu durumda seferi oluyor muyum demiş değerli hocam. Yani evinden çıktığı andan itibaren bu kardeşimiz seferidir evine dönünceye kadar. Peki ama ilk çalıştığı yani çalıştığı diyelim taksi durağı 77 kilometre evine. Gidiyor akşam evine geliyor. Yani bir şehre gidiyor. Ama ondan sonra da 40 kilometre doğru daha hiç fazla aşıyor yok. Yani. Hiç problem yok. Peki efendim. Seferi yani bu kardeşimiz. Seferi. Peki. Efendim son telefonumuz İstanbul'dan Ayşe Hanım. Hoş geldiniz Sayın Taş İstanbul'a selamlar efendim. Alo. Buyurunuz hanımefendi. İyi günler. Buyurun. İyi günler. Buyurun efendim dinliyoruz. Alo iyi günler. Hoş geldiniz buyurunuz dinliyoruz Ayşe Hanım. Şimdi ben size bir şey sormak istiyorum. Buyurun. Bir kanser hastamız var, tedavi görüyor. Evet, Allah şifa versin. Şu anda tedavi. Bir çocuğu var, liseye gidiyor. Kendine evet. göre bir küçük bir evi var, oturuyor. Evet. Aydan aya da emekli maaşı var, emekli maaşını alıyor. Evet. Biz buna zekatımızı verebilir miyiz? Soralım. Bir de kader mahkumu bir tanıdığımız var, ona zekat verebilir miyiz? Soralım değerli hocamız efendim. Çok teşekkür ediyoruz hanımefendi. Sıhhat diliyoruz yapalım. Hastanıza. Dardaki kardeşimize ve onun nezdinde şu anda bizleri cezaevlerinde izlemekte olan tüm hanımefendi, beyefendi kardeşlerimize de Mevla'dan şu Ramazan-ı Şerif'te hayırlar ihsan etmesini niyaz edelim inşallah. Tüm dardaki kardeşlerimizi kurtarsın. Bu her iki bölümdeki arkadaşlarımıza zekat verilir mi efendim? Her ikisine de zekat verilir. Zekat verebilmenin birinci şartı verilen kişinin Müslüman olması, ikinci şartı verecek bu zekata muhtaç olmasıdır. Peki efendim. Çok teşekkür ediyoruz muhterem hocam. Sıhhat diliyoruz, afiyet diliyoruz. Sevgili izleyenlerimiz bir başka programda ömür yeterse birlikte olmak dileğiyle efendim. Sıhhat diliyoruz. Hoşça kalın. Size selamlar. İstanbul'dan bir izleyicimiz var. Size selamlar. Ve hangi şartlarda caizdir? Benzinde orta bir yani ne kadar imkan edilir? Öğrenmek herkese farzdır.